Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte edebiyattaki önemli konulardan birini, roman konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Çok basit bir konu ama önemli bir konu. Edebiyatımızda geçen sene dokunsanız da biz romanın hikayeden daha kalın olduğunu, daha ayrıntılı, daha detaylı, tasvirlerin daha uzun olduğunu zaten söylemiştik. Bu sene de romanın edebiyat yolculuğunda nerelerde olduğunu göreceğiz. Yani hatırlarsanız İslamiyet öncesinde destanlar vardı. Sonrasında halk hikayeleri vardı. Hatta destandan halk hikayesine geçişte Dede Korkut hikayelerini görmüştük. Bunlar böyle roman gibi uzun anlatılar. Fakat sonrasında divan edebiyat döneminde mesnevileri gördük. Leyla ve Mecnun gibi. İşte bütün bunlar esasında romana bir hazırlık aşamasıydı. Sonrasında tanzimat döneminde roman karşımıza çıkıyor. İlk yerli roman Şemsettin Sami'nin yazdığı Taşuk-ı Talat Fitat olmuştu. Bunu geçen sene öğrenmiştik. Bu sene ne öğreneceğiz? Bu sene romanın dönemsel karşılaştırmasına bakacağız ve Tanzimat'ta nasıl romanlar yazılmış? Tanzimat'ın ikinci döneminde nasıl romanlar yazılmış? Sert-i Milli Edebiyat'ta nasıl yazılmış? Bunları göreceğiz. Son derece kolay bir konu ama önemli bir konu. Hem yazılarımız açısından önemli, hem genel sınavlar açısından hem de ileride gireceğimiz üniversite sınavında mutlaka buradan bir soru geliyor. Hadi bakalım o zaman önce intromuz girsin. Ardından da dersimize başlayalım. Sizler 10. sınıf edebiyat kitabınızdan, sıfırdan ona edebiyat kitabınızdan ve Dinamo Soru Bankası'ndan bu konuyla alakalı sorular çözeceksiniz. Bunların sayfalarını dersimizin sonunda vereceğim kitaplarınız sonrasında yanınıza alırsınız arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin. Ardından da güzel bir şekilde bu konuyu güzel ve hızlı bir şekilde öğrenelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle romanın geçmişine baktığımızda İslamiyet öncesinde destanların olduğunu, halk edebiyat döneminde halk hikayeleri olduğunu, Divan Edebiyat döneminde mesleviler olduğunu bilmemiz lazım. Bu çok önemli. Romanın öncesinde destanlar, halk hikayeleri ve mesleviler vardı. Sonrasında roman edebiyatımıza giriyor. Fakat roman edebiyatımıza batıdan yani Fransızlardan gelecek. Dünyada ilk defa Fransızlar romanlar yazacaklar. Rable diye bir adam Gargantua, Pantagrua diye böyle değişik eserler yazacaklar. Ve aynı zamanda İspanyol Cervantes Don Quixote diye bir ilk modern roman örneğini yazacak. Biz de yönümüzü batıya çevirdiğimiz için diyeceğiz ki batıdan romanlar alalım diyeceğiz. edebiyatımıza ilk olarak Tanzimat döneminde romanlar giriyordu. İlk yerli roman vardı Şemsettin Sami'nin yazdığı daha şu ve Fitnat. İlk edebi roman vardı Namık Kemal'in yazdığı İntibah. İlk tarihi roman Cezmi yine Namık Kemal'in yazdığı eserdi. İlk realist roman yine ikinci dönemde Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştı. Araba sevdası. Bunları zaten bilmemiz gerekiyor. Bunları zaten göstereceğiz. Fakat burada kesin bilmemiz gereken bir şey var ki dönemlere göre insanların yaşayış tarzı değiştiği gibi yazarların da eserleri yazış tarzı değişiyor. Yani Tanzimat'ın birinci döneminde yazarlar böyle toplum için sanat yapıp Böyle yanlış batılaşmayı anlatırken mesela Sertifino döneminde sanat için sanat yapıyorlar ve düş gerçek çatışmasını eserlerine verebiliyorlar. Şimdi bunları birazdan güzel bir şekilde göreceğiz. Önce romanın tanımını bir kez daha hatırlayalım. Yaşanmış veya yaşanabilir olayların kişi, zaman, mekan gibi unsurlara bağlı kalarak anlatıldığı uzun edebi türe biz roman diyoruz uzun kelimesini yuvarlak için aldım neden? Zaten dersimizin başında da romanın hikayeden daha kalın olduğunu söylemiştik. Roman daha ayrıntılı, daha detaylı bunu bilin arkadaşlar. Hikaye daha kısa, daha mintoş, daha tatlı. Şimdi edebiyatımıza roman ilk kez Tanzimat döneminde geliyor. Ve romanla alakalı esasında batıdan geldiği için mesela modern anlamda ilk örnek romanı da size hocanız sorabilir. Cervantes'in Don Quixote adlı eseri ilk roman örneği. Şimdi birden çok olay bir tema etrafında sıralanıyor. Gerçeklik kurmaca yazıldığı dönemin zihniyetini taşıyor ki birazdan da tanzimat döneminde yazılan romanların zihniyetiyle milli edebiyat döneminde yazılan romanların zihniyetinin farklı olduğunu net bir şekilde göreceğiz. Yani tanzimat döneminde cariyelik kölelik varken Milli Edebiyat döneminde Anadolu insanı, milli mücadele, kurtuluş savaşını göreceğiz. Serim düğüm çözüm bölümleri var. Konusuna göre tarihi, sosyal, otobiyografik yani kendi hayatını anlattığı psikolojik, polisiye roman türleri vardı. Bunlar 9. sınıf konusuydu. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Roman arkadaşlar dünya edebiyatında mesela Balzac, Dostoyevski, Stendhal, Turgenev, Tolstoy gibi çok değerli sanatçı tarafından yazılıyor. Bizim sanatçılarımız da onlara bakarak onlardan esinlenerek Onlardan ilham alarak bu dönemlerde çok güzel romanlar yazacaklar. Bizim en iyi romanlarımız Sertifünün döneminde gelecek. Sertifünün döneminde Halil Ziya Uşaklıgil'in yazdığı birçok eser batıl anlamda ilk roman örnekler olacak. Mesela Mavi ve Siyah yani mavi hayallerle İstanbul'a gelen Ahmet Cemil'in simsiyah bir şekilde hayal kırıklığına yaşayıp simsiyah bir gecede dönmesi düş gerçek çatışmasının anlatıldığı Mavi ve Siyah romanı edebiyatımızdaki ilk gerçekçi roman olacak arkadaşlar batılı anlamda ilk roman olacak. Romanın unsurlarını da geçen sene öğrenmiştik arkadaşlar. Bu sene bir kez daha hatırlayalım. Romanda bir kişiler var, kahramanlar. Yani size romandan bir bölüm verip bu roman parçanın içerisindeki kişileri yakalamanız isteyebilirler. Zamanını bilmeniz isteyebilirler. Mekan, olay örgüsü, çatışma, tema, konu ve anlatıcı vardı. Bunları şöyle hatırlayacak olursak tema arkadaşlar mesela aşktı. Konu ise Allah aşkı. Yani konu temanın sınırlandırılmış hali. Tema sevgi ise konu vatan sevgisi oluyordu. Yani bakın görüyor musunuz burada tema var. Konu onun etrafını sınırlandırmış hali. Anlatıcılarımız vardı. Bazen birinci kişi anlatabiliyordu. Yaptım, yaptık diyerek. Bazen de üçüncü kişi anlatabiliyordu. Yaptı, yaptılar diyerek. Bunları zaten sizler çok net bir şekilde bir paragraf verilirse rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Çatışma roman içerisinde olayların kızıştığı yerde. Yani mesela hani Aşk-ı Memnu romanını hatırlayalım. Aşk-ı Memnu romanında Behlül ve Bihter'in yakalanma ihtimalinin arttığı anlar, çatışmanın arttığı anlardı arkadaşlar. Şimdi Tanzimat dönemindeki ilkler esasında romanlarımızdaki ilkler arkadaşlar. Yani ilk romanlarımız Tanzimat döneminde yazılıyorsa Tanzimat dönemin ilklerini mutlaka bilmemiz lazım. Şimdi edebiyatımıza roman ilk başta çeviri yoluyla geliyor. Hani demiştik ya destanlar, halk hikayeleri var ardından işte mesneviler var demiştik. Sonrasında bakın bu İslamiyet öncesi, halk edebiyatı, divan edebiyatı ve tanzimat dönemine geldiğimizde ilk romanlar karşımıza çıkacak. Fakat ilk romanlar şak diye çıkmıyor. İlk başta böyle bir çeviriler var. Çeviri yoluyla Yusuf Kamil Paşa tercüme Telemak diye Fenelon'un Telemak adlı eserini çeviriyor. Bak bu ilk çeviri roman. Bunu size sınavda sorabilirler arkadaşlar. Çünkü üniversite sınavlarında üç kez sorulmuş. Sonrasında sonrasında ilk yerli roman Taşuk-u Talat ve yazılacak. Bu da üniversite sınavlarına sorulmuş. Şemsettin Sami tarafından. Talat ve aşkı. Sonrasında ilk edebi roman Namık Kemal'in İntibah adlı uyanış anlamına gelen eseri var. Sonrasında Namık Kemal ilk tarihi roman Cezmi yazacak. Araba sevdası Recaizade Mahmut Ekrem tarafından Bihruz Bey'in hayatı yani böyle parayı kaptırması araba sevdasıyla tüm Babasından kalan sermayeyi mahvedip bir şekilde yanlış batılaşması anlatılacak. Bu da ilk realist romanımız. Sonrasında yine Tanzimat ikinci dönemde Nabizade Nazım'ın yazdığı Antalya'nın Kaş ilçesinde geçen olaylar Karabibik ilk köy romanı olarak karşımıza çıkacak. Bir de ilk psikolojik roman olarak Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra'yı söyleyebiliriz. Bunlar Tanzimat döneminde yazılıyor ve bunlar ilkler. Gerçekten çok önemli eserler. Bunları mutlaka bilin arkadaşlar. Şimdi Tanzimat birinci dönem romanına şöyle bir genel yukarıdan bakacak olursak. Dilde sadeleşmek amaçlanıyor ancak başarılamayacak bunu söyleyelim. Konu yanlış batıllaşma olacak, cariyelik kölelik olacak, toplum için sanat anlayışı olacak, sanatçı kişiliğini gizlemeyecek. Esere müdahale edecek. Bu da tabii ki eserlerin teknik yönden kusur olmasına sebep verecek. Sanatçılar da esere duyguların katıldığı, iyilerin çok iyi, kötülerin çok kötü olarak anlatıldığı romantizm duygusuyla hareket edecekler. Yani romantizm akımından etkilenecekler. Tanzimat ikinci dönemde ise abartılı söyleyişten kaçınmayacaklar. Dilde sadeleşme terk edilecek. Alafrangalık, cariyelik, kölelik konusu işlenecek. Artık sanatçılar toplum için değil sanat için sanat yapacaklar. Ve... Kişiliğini gizleyip esere müdahale etmeyecekler. Bakın bunu şöyle anlatabilirim size. Tanzimat birinci dönemde Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi'yi bir romanı var. Ahmet Mithat Efendi kişiliğini gizlemediği için esere müdahale ettiği için Felatun Bey'i kötü gösterecek, Rakım Efendi'yi iyi gösterecek. Rakım Efendi eserin sonunda kazanacak, mutlu olacak. Felatun Bey ise batıracak, mahvolacak. Yani sanatçı kişiliğini gizlemeyip esere müdahale ediyor. Ama Tanzimat ikinci dönemde az önce gösterdiğimiz bu realist romanlarda asla sanatçılar iyileri kazandırıp kötüleri kaybettirmeyecek. Daha gerçekçi olacaklar yani. Şimdi gelin bir de buradan bakalım. Tanzimat birinci dönemde sade ve anlaşılı bir dil kullanma amaçlanıyor. Ancak bakın burası önemli buraya yazıyorum. Ancak başarılamadı. Niçin sade bir dil yazılmaya çalışılıyor? Çünkü toplum için. Romantizm etkisiyle yazılıyor. Hayal ve duygu ön planda. İyiler hep iyi, kötüler hep kötü. Bakın bunu da sorar. Ak, kara, iyi, kötü çatışması var. Yani iyiler iyi, kötüler kötü. Ahlaki bir bakış açısı var. Konular günlük yaşam ve tarihten alınıyor. Rastlantılar çok fazla. Toplum için sanat anlayışıyla romantizm etkisiyle eserler yazılıyor. Mekan genellikle İstanbul yanlış batılılaşma. Mesela felatüme yanlış batılılaşıp parayı batırıyor kölelik, cariyelik, esir ticareti, aile kadın erkek ilişkileri, görücü usulüyle yapılan evlilikler, çocukların yanlış yetiştirilmesi gibi konular işlenecek. İkinci döneme baktığımızda ise ağır ve sanatlı bir dil var. Kahramanlar ilk döneme göre gerçeğe daha uygun. Konusu birinci dönem konularıyla aynı yani yine işte burada gösterdiğimiz kölelik, cariyelik, esir ticareti gibi konular var. Realizm akımı yani gerçekçilik yani gözlem çok fazla burada karşımıza çıkacak arkadaşlar. Olayın akışına müdahale azdır. Romanlar teknik açıdan ilk döneme göre daha başarılı ve yetkin. Realist, ilk realist roman Araba Sevdası, Recaiz Adama Hükrem'in yazdığı. İlk psikolojik roman yine aynı şekilde az önce gösterdiğimiz e, Zehra. Nabizade Nazım'ın yazdığı. Daha doğrusu bunu ilk psikolojik roman denemesi şeklinde de görebilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çünkü Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanı da ilk psikolojik roman olarak karşımıza çıkıyor. Bir de köy yaşamıyla ilgili az önce gösterdiğimiz Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik eseri değerli. Gelelim Sert Fünun dönemine. Sert döneminde sanatçılar içine kapanık, bireyci, düş ve gerçek çatışmasıyla hem dönemin siyasi koşulları nedeniyle hem de yaşanan baskı nedeniyle birazcık böyle sanat için sanat yapacaklar. Estetiğe önem verecekler. Süslü sanatlı bir dil kullanacaklar. Kısa cümleler kullanacaklar. Arapça farça sözcükleri yoğun kullanıp olayları genellikle İstanbul çevresine geliştirecekler. Eserlerde realizm, gerçekçilik ve naturalizm Gerçeğin biraz daha ötesi yani böyle soya çekim vurgulanacak. Soya çekimden kastınız nedir hocam? Mesela diyelim ki hepinizin mutlaka 500 kere izlediği ya da kitabını okuduğu... ...Aşk-ı Memnun romanında arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Bihter var. Bihter aynı annesiyle benzer koşullarda yaşadığı için... O da annesinin yaptığı hatayı yapıyor diye soya çekim yani natürel bir durum var diyecekler. Siyasi baskı ve sansür nedeniyle bireysel konular işleniyor. Hayal gerçek çatışması, karamsarlık ve bireysel konuları göreceğiz. Kişilerin ruhsal tavsiyelerine sıkça yer verilecek. Tabi bu dönem Hüseyin Cahit Yalçın'ın çevirdiği edebiyat ve hukuk makalesi yüzünden kapatılacak. Şimdi burada Halis Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu eseri çok değerli. Niye? Burada net bir şekilde tam gerçekçi bir eser görüyoruz. Yani eserin sonunda iyiler kazanıyor mu? Hayır. Kötüler kaybediyor mu? Hayır. Bihter iyi miydi? Kötü müydü? Behlül iyi miydi? Kötü müydü? Adnan Bey iyi miydi? Kötü müydü? Yani tam anlamıyla gerçekçi bir roman. Bakın Tanzimat 1. dönemde Felatun Bey ve Rakım Efendi... ...Felatun Bey kötüydü kaybediyor. Rakım Efendi iyi kazanıyor. Ama Halil Ziya Uşaklıgil'in Sertifin'in döneminde yazdığı romanlarda... aşkı ı Memnu'da iyiler kazanmıyor. Ya da kötüler kaybetmiyor. Ya da Mavi Vesiyat'a Ahmet Cemil mavi hayallerle İstanbul'a gelip şair olmak isteyecek... ...arkadaşının kız kardeşiyle evlenmek isteyecek... Ama kapkara bir gecede geri dönecek. Her şey perişan olacak. Eylül romanında yine aynı şekilde yasak aşk hikayesi var. Ve burada da yine köşkte yanarak ölecekler. Dolayısıyla bütün bu romanlarda hayatın tam gerçeği var. İlla iyiler kazanır, kötüler kaybeder, mutlu son olur diye bir durum yok. Bunlar tam anlamıyla Sert Fünün romanları. Gelelim Milli Edebiyat romanına. Milli Edebiyat romanına baktığımızda Türk bayrağını gururla dalgalandırabiliriz. Neden? Çünkü bu dönemde, Milli Edebiyat döneminde Pırıl pırıl sade bir Türkçe amaçlanacak. Romancı yaşadığı toplumu ayna gibi yansıtacak ve sanatçı toplumun yaşadığı sıkıntıları milli mücadele eserlerine realizm ve naturalizm etkisiyle olduğu gibi aktaracak. Sanatçılar zaten savaşlara da katılıyor. Kurtuluş Savaşı var, Balkan Savaşları var, Birinci Dünya Savaşı var. İstanbul'un dışında Anadolu'da yaşananlar da eserlere gözlemci, realist, gerçekçi bir bakış açısıyla aktarılacak. Konuşma dili, yazı diline yaklaştırılacak ve sade bir dil kullanılacak tabii ki. Arapça, Farsi sözcüklerin artık bittiğini görüyoruz. Mesela Aşk-ı Memnu'yu okumaya çalışırsanız orijinalinden zorlanırsınız. Ama Milli Edebiyat döneminde yazılmış herhangi bir eseri, mesela Yakup Kadri'nin Yabanını... ...ya da Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleğini okursanız rahatlıkla birçok kelimeyi çok güzel Anlarsınız arkadaşlar. E, milli mücadele, yoksulluk, Türkçülük gibi konuların işlendiğini söylememiz lazım. Şimdi Yakup Kadri'nin yabanı Ahmet Celal diye bir karakter var burada. Yaban demelerinin sebebi Ahmet Celal bir aydın, Türk aydınıyla köylüsünün birbirine yabancılaşmasını anlatıyor. Üç İstanbul romanı, yine Dikmen Yıldızı, Aka Gündüz'ün ve Halde Adıvar'ın Ateşten Gömlek gibi eserleri milli mücadeleyi konu alan değerli eserler. Şimdi şu son olarak şu sayfayı bir kez daha göstermek istiyorum. Sonrasında da arkadaşlar özetledikten sonra da dersimizi bitirelim. Bakın. Tanzimat birinci önemi zaten söylemiştik. Sadeleşmek amaçlanıyor ama olmuyor. Sanatçılar toplum için sanat yapıyor. İkinci önemde abartılı söyleyiş var. Sanat için sanat yapılıyor. Kişiliğini gizlemiyor sanatçı. Eserlere müdahale etmiyor. Realizm ve naturalizm var. Sertifünün ise süslü ağır tamlamalar var. Düş gerçek çatışması yani mai ve siyah. Mavi ve siyah tam anlamıyla burayı yansıyor. Bakın mavi ve siyah romanı burayı yansıtıyor. Burada da Felatun Bey ve Rakım Efendi. Felatun Bey ve Rakım Efendi tam anlamıyla birinci dönem romanıdır. Niye? Felatun Bey kötü kaybediyor. Rakım Efendi kazanıyor. Sanat için sanat yapılacak sertifinunda gerçekçi gözlemler yapılacak yazar kişiliğini gizleyecek. Yine realizm ve naturalizmi görüyoruz. Milli edebiyata baktığımızda ise az önceki gibi yeniden bayrağımızı dalgalandırıyorum. Pırıl pırıl sade bir Türkçe var. Milli Mücadele Anadolu insan anlatılıyor. Toplum için sanat var. Gerçekçi gözlem yapılıyor. Ve realist bir çizgide sanatçılar veya naturalist bir çizgide eserlerini aktarıyorlar. Burada da örnek veriyorum. Ateşten Gömlek, Milli Edebiyat için çok mükemmel bir örnek olabilir. Haldedip Adavar'ın yazdığı Kurtuluş Savaşı'nı anlatan eser. Evet arkadaşlar. Bizler onun sınıf kitaplarımızda bu konuyu sizlere detaylı bir şekilde gösterdik. Burada bir kez daha göstermek istiyorum. 5. ünitede romanla alakalı özellikleri genel olarak verdik. Sonrasında sizlere Tanzimat dönemindeki romanı net bir şekilde anlattık. Özellikleriyle ve eserleri verdik. Ardından bununla alakalı sorularımızı koyduk. Sonra Sertifin'in döneminde romanı anlatıp Mavi ve Siyahı, Hayal, Hayal Kırıklığı, Düş, Gerçek, Ünlü birisi olma ümidi uzak bir yere kaçış. Net bir şekilde burada özetledik. Çünkü buradan soru gelecek arkadaşlar. Bu kısmı çok güzel çalışın. Ve aynı zamanda Milli Edebiyat Dönemi romanını da sizler için anlattık. Ve az önce gösterdiğimiz sayfayı da buraya şu sayfayı da buraya işledik arkadaşlar. Buradan da sorularınızı çözdüğünüzde konuyu net bir şekilde pekiştireceksiniz. Sonra dil konuları geliyor. Sıfırdan ona değil de Dinamo Kitabı olan arkadaşlar da roman konusuyla alakalı hem yazılı soruları çözebilirler. Hem de burada ÖSM tarzı soruları tekrar testlerini çözebilirler. Burada da zaten... Bu rehber sorularda konuyu anlatarak ilerliyoruz. Soru çözümlerini izlediğinizde de zaten konuyu adeta özel ders alır gibi pekiştirmiş olacaksınız. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. Roman konusunu güzel bir şekilde özetledik. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.